da toptancı var. Toptancı. Getir ya, getir bakayım, bir de toptancımız olsun. Vay be. Miran Kaya, avukat, Ceday Parmak, hoş geldiniz hocam. Uçak teknisyeniyim, sırada. Alanla ilgili biri yoksa yardımcı... Abi sıramız var, yani sıraya yeni insan Alo. koyamam. Alo. Merhaba. Kamera var mı? Yok, kamera yok. Tamam, okey. Toptancıyız. Aynen. Eminönü'nde esnaflarım sesi olmaya geldim Oh, anlat paşam, ben. anlat. Toptancı. Ne Aynen. toptancıyorsun sen? Bijuteri. Bijuteri. Nasıl oluyor abi bu toptancı işi? Nereden topluyorsun? Çin'den mi Toptancı. importuyorsun? Aynen. Malzeme genel olarak Çin'den geliyor. Yani Türkiye'de öyle bir şu an imkan yok. Sadece bir döküm makinesi yapılıyor Türkiye'de yani. Hani bileklerin dökümü atıyorum. Mesela kolyenin ucu Çin'den geliyor. İzmir'de atölyemiz var. İzmir'e gidiyor. Yapılıyor bayanlar tarafından. Bir 4.000-5.000 kişilik ekip var. Oha. Onlar tarafından yapıp İstanbul'a geliyor. Bize geliyor yani. Ha, orada da bir tane imalatçı var. O ekip sana ait değil herhalde. Ekip bana ait. Yani bizim dükkana ait. Ha, 4.000-5.000 kişi diyorsun. Sizin dükkan ne kadar büyük abi? Yok, evlere iş veriyoruz abi. Ha, o muhabbeti biliyorum. Anladım, A anladım. aynen. Ekip dediğim o. Yaptığı kadarıyla para alıyor. Anladım. Tabii. Tabii. Evet. Mesela Şeyi böldüm. görmüştüm ben mesela. Bu hemen çok basit bir örnek vereceğim. Yılbaşında Avrupa'da Noel'de böyle çelenkler asılır. Çember şeklinde. Böyle kozalak olur içinde. Dal parça pösürük. Bilmem nerenin köyünde bir yerde Türkiye'de kadınlar onları yapıp tanesini 3 liradan toptancıya veriyorlarmış. O da Avrupa'ya Aynen. satıyormuş. Böyle kooperatif hareketler oluyor Türkiye'de. Çok ilginç bir kafa yani. Hakikaten bir Ya. ayrı bir kafa. Siz Yahudi misiniz? Yok, ben amcamın babamın yanında çalışıyorum. Kayserili misiniz? Yok, Samsun. Akseki Ya. misin? Aa, sen şu Yok. an Bak, Samsun. 55 defa. Ya muhabbete şeyim ya. Yarısı yarısı ya, gerçekten yarısı Kayserili, yarısı Malatyalı. Ya da Antalya şey Antalya Serikli. Akseki. Akseki mi Akseki Serikli? çok. Malatya Evet. çok var. Kayseri zaten belli. Bu Anlat şeyde abi. Nasıl babam bu işe, onun da babasının babası mı? Nasıl oldu bu iş? Siz para sıçıyorsunuzdur tabii. Allah artırsın yok. inşallah. Yok ya abi. Ya toptancılıkta şöyle bir şey var. Bir maldan 10 kuruş para kazanıyorsun. 10 Evet. kuruş, 15 kuruş. Süründen kazanıyorsun o İşte işi. ince hesap zaten. Olayı o toptan. Aynen. O toptancının olayı aynen. Şimdi mesela biz İzmir'den Çin'den mal geliyor, İzmir'e gidiyor ya. Mesela bir kişi o malı atıyorum taş bileklik yapıyor. Bir tanesini 10 kuruşa yapıyor. Hani onun şeyini de hesaplamak çok zor oluyor. Nereden başladı diye sordun. Onu da söyleyeyim. Bu bayağı eskiden başladı. Pazarcılıktan başladık. Küçük bir atölye açtık. Oradan devam etti işte. Hani bunu İlk açtığınız ne atölyesiydi? ilk açtığım aynı bileklik atölyesiydi. Yine şeyler satıyorduk. Bu hediyelik eşyalar oluyordu ya. Mumlar, süsler. İlk ondan başladık. Abi ilginç yani, nasıl bu kadar ilerletip bu kadar iyi geldiniz ve gelecek krizi atlatabileceğinizi düşünüyor musunuz? Kriz tabii zor atlatmak. Çünkü kiraları da dolarla ödüyoruz. Evet. Ne Ne yapacaksınız? yapacağız? Bekleyeceğiz. Hakikaten korkuyor musunuz? Yani ben bunu çok merak ediyorum. Yani bu tip işler yapan esnaf, toptan falan. Tabii yani sadece mesela bijuteriden örnek vermeyeyim. Çok yanımda telefoncu var. Adam dolarla alıyor şeyi, ekranı. Dolarla satıyor. Hani tek şey alan biz değiliz. Bütün esnaflar hani şey yapıyor ona. Gelirinizde bir düşüş hissettiniz mi peki şimdiden? Tabii. Yeni dükkan daha dün açtık. Bayağı düşüş hissettik şu Ulan bir de dükkan mı açtınız an. ekstra? Apo.
Abo. Yok ya, düşüş tabii, yani işte düşüş yok. Parada düşüşü var. Tabii düşüşü fazla biz etkilenmiyoruz düşüşten. Şöyle etkilenmiyoruz. Parakendeci çok etkileniyor ondan. Çünkü malzemeye, ham maddeye zam geldiği zaman doğal olarak mala da zam geliyor. Eskiden 10 kuruşa sattığım bilekliği şu an kaç, 25 kuruşa satıyorum yani. Ha, sen toptan kime satıyorsun mesela? Perakendeci kaç perakendeci satıyor? Günlük ciro mu? Ciroyu mu soruyorsun? Yani evet. Günlük ciro bir dakika. Bir 40'ı var. 40 bin. Aynen. Kilo 40 bin olsa bile karın ne kadar? Orası kısmet. Tabii bizde karlar %25 oluyor genelde. Tahsilatı sıkıntılı geçiyordur herhalde Tabii. bu dönemin. Tabii çok daha Veresiye tahsilatlı şey. veren, peşin Zaten veren var mıdır o. bu? O veresiye olmasa bizim işimiz yağ gibi akacak da, o veresiye zaten bizi bitiriyor. Ama bizim de fıtratımızda var ya. Doğrudur. Ya baktım geçen bilgisayardan baktım şeye, veresiye defterine. Sadece Eminönü civarında şey, İstoç, oradan 1 trilyon şey var, veresiye var. Abi sen bana 100 bin ver, ben o 1 trilyonu toplarım. Bir haftada toplarım. Ama işte öyle olmuyor ya. Ya sen ver, ben toplarım. Tahsilatçılık yaparım yani. Ya tabii mesela günde mesela 40 bin de yapıyoruz. Kaç tane eleman var? 25 tane falan eleman var. Bunların da hani bir de kazanç bölümüne geçelim bunların. Bir kişi haftalık alıyor. Genelde haftalık veriyor bu kısım. Haftalık 400 alan var. Haftalık 500 alan var. Haftalık 1000 alan var. Yani bizim dükkanı şey yapayım. Farz edeyim. Ona göre de yani gideri oluyor. Aylık bir 100 bin lira, 70 bin lira civarı kira var bu işin. İşçiliği var. Tabii zor iş. Uğraştırıcı iş. Yani kafa yorman lazım ilk öncelikle. Ya şu an hesaplıyorum, günlük 10 bin aşağı yukarı kar dedin sen. Bu Tabii. kadar harcamayla o kardan günlük Hiçbir şey kalmıyor. 500, 500-600 zor kalır lan. Ya gene bir şeyler tıkırında gitmeye çalışıyor da hani kendi yağımıza kavruluyorum diyeyim ben sana en azından. Zor kalır ya. Bin lira kalırsa mutlu olursunuz yani. Ya tabii Öyle. bunun başka Haftalık maaşları giderleri de söyleyince oluyor. şöyle bir güne böldüm. Bir de tahsil edemediğiniz paralar var. Tabii. Sıkıntı. Mesela Çin'den gelen mal gümrükte bir kaldığı zaman Ha, ne doğduğu yapıyorsunuz o köyde zaman? geri döndüren Hakikaten. çocukları O şeytana zaman attım. Sen ne bekliyoruz. En son yaptın? malı 7 ay mı 6 ay mı ne bekledik? 7 ay mı? Gelen mal gelene kadar modası geçti. Günde 1000 lira, 30 bin diyorsunuz da arkadaşlar. Babasıyla kendisi yönetiyorsa 30 bin, yani burada farklı meslek dalları da gördük. O kadar insanla çalışıyorlar. Tabii abi hani onun günlük yemeği var. Kira zaten ayrı dert. Günde 1000 az tabii yani. Babası alsa, arkadaş alsa Tabii. çok para değil yani, bu kadar insanın stresinden falan filan. Zor yani. Zor. Hani bu işe nasıl başlanır dersek yani toptancılık değil hani esnaflığa. Tabii o zaten basit. Yani üniversite okumadan da adam olunur. Bu şekilde. Ya olunur ama yani mikro hesaplama yapman lazım. Senin kuruşa kurşun Tabii. sıkarak hesaplama yapman Tabii. lazım. Tabii. Bahsettiğin hani binlerce kadın evinde yapıyor, gönderiyor. Onun işte Çin'den gelen mal var, bilmem ne var. Kolay değil Tabii. yani bahsettiğin şeyler. Tabii. Hani saçın ağrıyor yani o konuda. Satıcılarına ne diyorsun? Böyle bir yeni bir şey çıktı. Instagram'dan iki ayakkabı 100 lira, iki Nike 100 lira. Ya E-ticarete giriştin mi? e-ticaret var, site var.
Vallahi mı? Evet. Yani Siz ben isteriz orada mi? evet orada da toptan satıyorum. Söyle siteyi alayım ben bir şeyler. Hı? Siteyi söyle. En az 500 liralık bir sipariş vermen lazım abi. 500 liran yok mu diyorsun sen bana Ya yok şimdi? hani yok toptan canı olduğu için şimdi mesela atıyorum sen bir tane bileklik beğendin. O bilekliği ben sana bir tane veremiyorum. Onu 12'li pakette oluyor. O yüzden dedim. Ama ben toptancılığa gireceğim belki. Ya hayır, ben reklamın Ben olur diye demiştim. abi burada toptancı olmayacağını sanı sanmıyorum o yüzden Çok linç yeriz. istemez. Adam, Yani hayır, şey adam belki esnaflığa ha ya özelden atabilirim şeyi. Atılıyorsa eğer buradan. başlayacaktı. Sen yazıştın şey, at Cahmes'le at, ben merak ettim, bakacağım. Şey mi? Ha buradan atayım. Discord'dan Cahmes atayım. Discord'dan da atabilir. Evet, Discord'dan at, ben bakacağım. Vay be hocam, ilginç bir şey daha öğrendik. Hani o kadar da para yok. Şu an öyle bir para olsaydı şu an bende 1080 olurdu. 1050 var yani. Ne oyunlar oynuyorsun bu arada? Bir toptancı ne oyunlar oynar? İnsan merak ediyor. PUBG, CSGO ne oynayayım başka? Bir de Rainbow. Vay, Rainbow'a başladı mı bro? Yeni başladım ya, O sorma. zaman kalite dünyasına hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah hocam. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Çetin eklemek istediği bir şey var mı? Ya da senin eklediğin bir şey var mı? Vallahi yani bu arkadaşın bahsettiği iş birazcık riskli, birazcık zor, birazcık milimetrik Tabii. hesaplar yapmanız gereken, taşak Tabii. isteyen ve sorumluluk alıp aynı zamanda hani tahsilatının falan filan sorumlu olduğu, her günü stresle geçen bir iş arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Kulaklığın kablosunu yeme Alfred. O kulaklık bize lazım. Çalışıyoruz burada. Eyvallah hocam. Tabii bu bir de bu bilekliğin tasarımında da bir şey var. Bir özen var. Mesela bir bilekliği sağdan soldan bakıp yaptığın zaman o işten şey yapamıyorsun. Atıyorum başkası o bilekliği yapıyor. Ben fotoğrafını çekeyim, bunun zincirini koyayım, aynısını yapayım olmuyor. Sıkıntı mı Oluyor. çıkıyor? Sıkıntı çıkmıyor aslında. Sen o adamdan daha mucize yapabileceksin. Bu bir. İkincisi zaten piyasada herkes birbirini biliyor. Gelen perakendeci de onu biliyor. Bu mal diyor, bu adam da var diyor mesela. Ne olacak canım? Bir video Base 42 çekiyor. Kopyasını Orkun Işıtmak çekiyor. Ya öyle bu iş daha karışık. Hani eğer o adamdan daha ucuz yaptırabilirsen ama aynı kalitede atıyorum zincirine gidip Arabistan'dan getirmiyorsan kararmıyorsun zinciri. Yapabiliyorsan sen daha iyisini yapabiliyorsan yap. Aynısını yapabiliyorsan yapmıyorsun. Anladım. Yeni model üretmen Ya lazım. daha iyisini ya da daha ucuzunu yapacaksın. Tabii. Anladım hocam. Peki, teşekkür ettik. Eyvallah. İyi Teşekkür yayınlar. ettik. İyi akşamlar diliyoruz. Yukarıncime bağlanıyoruz. Yukarıncim ne var? Yoğun bakım hemşire.